Söz Milleti'nden merhabalar. Evet, bugün vatandaşlarımıza AK Parti MHP ittifakını soracağız. Bakalım halkımız bu konuyla alakalı olarak bizlere neler söyleyecek? AK Parti MHP ittifakı ile ilgili neler söylersiniz? Ne söyleyeceğim kardeşim? Allah Allah. Ülkeyi bıraksınlar mı? Onu mu yani istiyorlar? Ne güzel birbirlerine sahip çıkmışlar. Bu vatan hepimizin vatanı. Ben memnuniyet verici bir durum yani. Ekonomi mi sarsa, yani şimdi bir insanla bir araya gelmeyince ne olur? Ülke dağılımın eşiğine gelir. Kimse kimseye yardımcı olmaz ama böyle birlik beraberlik olması daha iyi, güzel değil mi? Bence çok iyi bir şey. Peki hayırlı olur mu? Hayırlı tabii ki. Adam vatanını düşünüyor. Burada başka bir konular var. Burada ülke elden gitme meselesi var kardeşim benim. Tabii ki hayırlı olur. Kim ülkesini taş koymak ister yani? Var, bazı vicdansızlar var da onlar da Allah'a havale ediyoruz. Peki bu ittifak seçimlerde ne gibi sonuçlar aldırır? Sevgili kardeşim, gördüğün kılavuz ister mi? Yani ülkede ne var yani şu anda? Allah'a çok şükür yani bizim ülkemizde yok yok. Arabalar adım adım gidiyor. Git bak. Ha, insanlar borçlu bankalara, ayrı bir konu ama karşılığı var. Yeme içme var. Kimin durumu kötü? Ha, olabilir. Git Avrupa ülkelerine. Herkes açlıkta mücadele ediyor. Öyle görüldüğü gibi değil yani. Bizim ülkemiz çok çok iyi, Allah'a şükürler olsun. Yani bir şey söyleyeyim mi? Bu adam olmasaydı bizim halimiz ne olurdu yani? MHP ittifakından bahsediyorsun. Dalgalı kuru Türkiye getiren kimdir? Kemal Derviş diye bir şey vardı. Ekonomi Bakanı Amerika'dan getirdiler. Ülkeyi mahvetti, dalgalı kura geçti. Ne oldu? Devlet Bahçeli karşı geldi. Koalisyonu yıktı, onu görevden aldırdı. Adam ülkemizi soydurmaya gelmişti. Ben bu ittifakı olumlu buluyorum kardeşim benim. Olumlu buluyorum ve çok çok iyi. Çok teşekkürler abi. Çok güzel bir şey. Hayırlı olur mu? Bana göre tabii. Nasıl açıklarsınız peki? Nasıl yorumlarsınız? Ya bana göre iyi bir şey. Milli olduğu için, ikisi de milli. Memleket vatan için çalışıyorlar. Peki seçimlerde ne olur? %60 olur. %60 en az bana göre. Yanlış olabilir, doğru. En az yani. Peki desteklemeyenler var. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ya fikirler çeşit, insan çeşitliği çok. Senin fikrin ayrı, benim fikrim. Benim düşüncem bu. Sizin düşüneceğinize göre hayırlı olur diyorsunuz. Hayırlı olun da nasıl? Çok güzel bir şey. İkisi de milli yani, vatanı milleti düşünen parti. Devlet Bahçeli yine öyle, Recep Tayyip Erdoğan yine öyle. Daha iyisi olamaz yani bana göre. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Abi sen de soralım sorumuzu. Buyur efendim. AK Parti AK Parti MHP ittifakı ile ilgili neler söylersiniz? Şimdi AK Parti MHP'yle beraber istemiyorum. Çünkü onu taşeronu olmuş. O kadar söyleyebilirim. Ne olmuş? Taşeronu olmuş. Taşeron. Tabii. Olmaz. Neye göre bunu söylüyorsun? Efendim mesela, çünkü her şeyi Tayyip eline almış. Olmaması gerek. Cumhurbaşkanı yerinde otursun. Parti başkanı olamaz. Meclis efendim yerinde otursa kıymetini bilsin. Gaye odur. Tamam mı canım? Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yalan söylemeyeyim değil mi? Samimi olmuyor. Samimi olarak söylüyorum. Normal bulmuyorum. Neden peki? Neden peki? Bunların ikisinde birbirine karşı olan o hakaretlere rağmen yine insanla bir araya geliyorsa, bir evde bir geçimsiz karı koca demektir. Bunun sonu var mı? Hayır. Sonsuz bir şey. Komşuları rahatsız edersiniz. Bence benim görüşüm öyle. Peki bu ittifakın sonucu ne olur? Önümüzde bir seçim var. Hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Şu hali, şu durumu görüyorsunuz. Ne yaratılmak isteniyor acaba? Halkı düşünen kimse yok. Sadece şu andaki düşünülen ve şu yapılan şey tek kelimeyle kendilerini üste çıkartmak. Ben seni döverim. Dövdüm. Arkadaş da bana yardımcı olur o zaman. Böyle görüyorum. Ne dersiniz? Çok teşekkürler abiciğim. Eyvallah. Çok sağ olun efendim. Hadi kolay gelsin. Hemen abi simit yerken yakaladık. Sorumuzu da yöneltelim kendisine. AK Parti MHP ittifakını nasıl buluyorsunuz ülkemiz için? Vallahi hayırlı olsun diyelim ama bilmiyorum. Olmayacak şey. Neden peki? Ne sizi bu olumsuz düşünceleri itti? Ya da olumlu düşünceleri itiyor?
bilmiyorum yani Kürt sorunu var diyorlar. Hani MHP'de karşı zaten onlara. Allah yardım etsin diyelim. Olan bize oluyor. Peki bu ittifakı hayırlı görüyor musunuz? Valla zaman gösterir. Hangi ittifak hayırlı oldu bugüne kadar? Hiçbiri. Hep ülke kabusa gidiyor. Kaosa gidiyor. Başka hiçbir şey yok. AK Parti MHP ittifakını nasıl buluyorsunuz? Yani çok doğru bulmuyorum. Neden peki? Yani siyasi görüş açısından. Yani ne gibi olumlu ya da olumsuz sonuçları olabilir bu ittifakın size göre? Vallahi bize göre ne gibi görüş farklılığından dolayı ben doğru bulmuyorum. Ben MHP'li olarak çok doğru bulmuyorum açıkçası. Peki seçimlere nasıl yansır? Olumsuz. Çok olumlu olmayacaktır. Peki abi çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi. İttifak iyi buluyoruz. Ne güzel. Gibi sonuç alınabilir? Biz açısından çok güzel. Yani memleketin böyle partilere ihtiyacı var. O yüzden iki partinin ittifak etmesi bizim daha iyi hoşumuza gidiyor yani. Peki seçimlere nasıl yansır? Seçimlere nasıl yansır? İttifaktan dolayı MHP'de biraz oy kaybı olabilir. Neden olabilir? Çünkü bu Cumhurbaşkanlığı olayında beraber ittifak yaptıkları için, aday göstermediği için olabilir yani. Başka bir diyeceğim yoktur. Çok teşekkürler abicim, eyvallah. AK Parti MHP ittifakını nasıl buluyorsunuz? Hayırlı olsun, iyi olsun, hayırlı olsun. Hayırlı olur mu ülkemiz için? Olur inşallah. Olur diyorum, inşallah olur. Peki seçimlere nasıl yansır bu ittifak sizce? Bilemiyorum ki. Yani görünüz yok. İnsanlar yok. İnsanlar ne yapacaklar göreceğiz. Neye, kime ne verecekler göreceğiz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Önemli olan milletimizin birliği, beraberliği. Vatanımızın, milletimizin bölünmemesi. Önemli olan kardeşlik. Onun dışında her şey boş. Peki bu ittifak seçime nasıl yansır sizce? Valla seçime şu an konuşmak için çok erken. Bazı herkesin kafasında olan sorular var. Bu soruların çözülmesi lazım. İlk önce bu başkanlık seçiminden sonra her şey daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum. Çünkü daha hala şimdi mesela ben MHP kökenli insanlarla görüşüyorum. AK Parti'yi desteklemiyor. MHP'yi de desteklemiyor aynı zamanda. Farklı partilere kayanlar var. Aynı zamanda bunun yanında diğer partilerden, muhalefet partilerinden de MHP ve AK Parti'ye kayanlar var. Arkadaşlarımın arasında. Ama bilemiyorum tabii ne gösterir zaman. Atılacak adımlar çok önemli. Yapılacak işler önemli. Önümüzde çok büyük bir engel var. Şu Güneydoğu Orta Doğu'nun bir karmaşası var. Dış devletlerimize uyguladığı bir baskı var. Bunu nasıl çözecekler onu bilemiyoruz. Tabii her zaman için devletimiz yanındayız ama inşallah ordumuza bir zeval gelmez bu konuda. Çünkü en büyük düşüncemiz o. Çünkü aşağısı çok karışık. Dışarıdan bayağı bir müdahaleler var. Bunu nasıl çözecekler? İnşallah kayıpsız çözeriz. Böyle düşünüyorum. Çok teşekkürler abiciğim. Eyvallah. AK Parti MHP ittifakı ile ilgili neler söylersin? Vallahi güzel bir ittifak. Bence CHP'de katılmalı. Hepsi beraber olmalı. Ülkeyi bir araya getirip dışarıya karşı sağlam bir şekilde ayakta durmalı. Başka bir şey değil yani bu. Sonuçta hepimizin bir olma saati. Ayrı olma saati değil. Ama tabii ki aradaki nifaklar ne olabilir, nasıl yaşanır, nasıl biter onu da ben bilmem de gerçi. Ama benim birliğimce, benim şeyimce beraber olmalılar. Başka peki ülkemiz açısından bu ittifak, yani AK Parti MHP ittifakı hayırlı olur mu? AK Parti MHP ittifakı mı? Ya hayırsız olacak bir şey yok yani. Sonuçta kötü yaptıkları bir şey değil zaten. Normalde hani ikisi de Türk milletinin vatandaşları olarak birleşerek güzel bir şey. Bence CHP de şu anda şu zamanda beraber olmalı lazım ki bir arada durmalı. Bir beraberliğe ihtiyacımız var. Tabii. Şu anda zaten olabildiği kadar etrafımızda bir sürü oyunlar dönmekte ama nitekim tabii ki bilmiyorum. Bir tek HDP dışarıda kalacak herhalde. CHP de gelip birleşmesi lazım. Buna karşı bütün dünyaya karşı da Türkiye'nin tek güç olduğunu göstermeleri lazım. Nereye gidersen git mesela Türk tektir benim nazarımda. Ben milliyetçi bir adamım. Evet.
Ama gel gör ki öyle bir şey göremiyoruz şu anda. Peki şunu da soralım. Seçimlere nasıl yansır bu ittifak? Seçimlerde pek bir şey değişmez ya. Ve gene AK Parti yani birincidir bana göre. Ha ben AK Partici değilim ha. Ben kendim Cumhuriyet Halk Parti'den gelmiyorum ama AK Parti'yi destekliyorum. Ki benim memleketim benim Çorum'dur. Bütün hepsi bizim köylü dayı olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'dir ama ben önce şöyle bir şey. Bundan 15 sene önce hiçbir şeye ulaşamıyorduk. Bunu ben kendim de biliyorum. Hani benim yaşım o kadar büyük de değil ama baktığın zaman ben... Ne gibi mesela? Neye ulaşamıyordunuz? Hiçbir şey derken. En kötü mesela şöyle bir şey söyleyeyim sana ya. Ekmek bile alamıyorduk. Ama şu anda biz ekmeği alıp çöpe bile atabiliyoruz artık. O hale geldik. Çöp atmak iyi ne yazık ki. Ama yani onun ne yazık ki. İyi bir şey değil ama millete bakıyorsun köşelere ekmek asıyor. Artık bu ama millete sorsan herkes gariban. Böyle bir şey yok. Bak ben gıdacıyım. Ben gıda sektöründeyim ama öyle bir şey göremiyorum bir türlü. Yani kimsenin parasının olmadığını göremiyorum. Kredi kartıyla tatile gidiyorsan kardeşim sen zengin adamsın. Yani bu ülkede öyle bir şey yok. Ben ona inanmıyorum. Ha var. Kırsal kesimlerde yaşayan bazı şeylere ulaşamayan halkımız var. Gariban olan halkımız da var tabii ki ama benim nazarımda AK Parti şu ülkeye yaşam olarak refah getirdi. Ben kendim de Aleviyim yani üstün üstlük. Ben Alevi olduğum halde ben bunu söylüyorsam ben şu anda Aleviyim. Kendi yaşamımda bir zorluk görmüyorum. Bana bir dayatma görmüyorum. Bir emir vaki görmüyorum. Ben Aleviyim diye. Baskı yok üstümde diyorsun. Yok canım ne baskısı. Öyle bir baskı yok. Üstümde herhangi bir baskı da görmedim ben bugüne kadar. Ama geçmiş dönemde gördük. Gördük yani ben Bayrampaşa'da büyürken Bayrampaşa'da gördük biz bunu. Benim babam derdi böyle böyle sakın söylemeyin. Ama şimdi gönül rahatlığıyla söylüyoruz. Gönül rahatlığıyla gidebiliyoruz istediğimiz yere. Ben camiye de gidiyorum. Cemevine de gidiyorum. Hepsine de gidiyorum. AK Parti'nin getirmiş olduğu huzur bu. Ha biraz daha böyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ben Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsaydım biraz daha Alevilere yani üstüne düşüp Alevilerin oyunu da almak isterdim. Bir tek bunu. Başka da diyecek bir şey artık benden yana yok. Birlik, birlik, birlik istiyorum. Hepsi bir, üçü bir olsa benim için on numara olur. Herkes için iyi olur bence. Tabii. Birlik, beraberlik. Tabii, 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 tabii. Yani insan... Toplumumuz açısından şimdi şöyle, tabii, uğraştıklarımızı insan, görüyorsunuz. Tabii, tabii, insan şöyle bir şey. İlk önce kendi iyiliğini isteyen adam herkesin iyiliğini istiyordur. Kendisine kötülük yapan adam herkese kötülük yapıyordur. O yüzden de ben önce kendi iyiliğim sonra bütün dünyanın iyiliğini istiyorum anlamına gelir. Ama gel gör ki şu anda mesela sağımız savaş, solumuz savaş. Bizi Amerika'nın yaptıkları... İsrail'in yaptığı, ya bana kalırsa yani Arap ülkeleri bile şu anda bize nasıl söyleyeyim sana ayağımıza köstek oluyor Türkiye'ye. Türkiye'nin çıkmasını, yukarıya gitmesini istemiyor. Ben de bundan hani kendim bizzat görüyorum bunları. Bir de biz gıda sektöründe olduğumuz için bunu hissediyoruz mesela. Bak durmadan zam geliyor. Durmadan dışarıdan etkileniyor. Mesela geçen gün bir müşterimiz geldi. Dedi ki ya biz dedik işte yakınıyoruz. Tereyağı zam geldi. Tereyağımıza zam geldi diye. Ama bir baktım ki meğersem Fransa'da tereyağı kalmamış. Bizim ülkemizde var. Fransa'nın riyonlarında tereyağı kalmamış. Bunu müşteri söylüyor bize. Ama şu anda bakalım. Yani iyiye gidecek diye düşünüyoruz. İnşallah. Çok teşekkürler abi. AK Parti MHP ittifakını nasıl buluyorsunuz? Olumlu buluyorum arkadaşım. Ne yönden abi? Yani her türlü yönden. Şimdi an yani gereken odur zaten. Gerekliydi de. Şu anda insanların kenetleşmesi, birlik, beraberlik içinde bir mücadele etmesi gerekiyor ve gerekilen de yani olumlu buluyorum, yerinde. Peki ilerleyen zamanda bir seçim olacak, evet. Seçimler olacak. Evet. Bu ittifakı nasıl buluyorsunuz sonuçlarını? Birlik, beraberlik içinde yani gidilmesi her zaman için, yani tüm yani herkes için, Türkiye Cumhuriyeti için. Sağlıklı ve olumlu buluyorum. Destekliyorum diyorsun. Destekliyorum efendim. Peki ülkemiz için hayırlı olur mu abi? Hayırlı olur inşallah. Ve olacaktır. Başka türlü yani... Ne zaman doğru da düzen olursa o zaman hayırlı olur. Nasıl yani abi? Açar mısın konuyu? Evet konuyu. Şimdi Diyarbakır, Silopi, Şırnak, Cizre, Mardin, Yüksekova, Hakkari böyle binaları insanlarla beraber yok etmiştir. İnsanlarla beraber. Ne zaman orası düzelirse o zaman doğuyla batı bir olur. Yoksa ben kendi Yüksekköy'lüyüm. Ben Yüksekköy'de geliyorum. Yüksekköy'de halk istemiyor.
Siz ittifakı nasıl değerlendiriyorsunuz? İttifak iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Türkiye'nin hayrına değil. Ne zaman Türkiye'de huzur olursa, fabrikalar olursa, iş sahası olursa, bak Suriye'deki insanları getirmiştir burada. Hastanelere doldurmuştur. Belediyelere doldurmuştur. Benim oğlum üniversiteyi bitirmiştir. Açlıktan sokakta ölüyor. Bir de televizyona çıkıyorlar, iyi diyorlar. Yani siz desteklemiyorum diyorsunuz. Yok. Ne zaman Türkiye'de iş sahası olursa, bak 15 sene, 20 sene oldu, daha bir fabrikanın açılışı yapmamıştır bu hükümet. Ben memurum. Benim oğlum şu anda, 4 tane oğlum evde yatıyorlar. Suriye'deki gençleri burada hastanede müdür yapmışlar. Benim dedem Çanakkale'de bedeli ödemiştir. Suriye'deki gençleri burada yemek yiyorlar. Ben bu vatana kan dökmüşüm. Niye Suriye'deki vatandaşı burada müdür olmuştur, kaymakam olmuştur? Benim oğlum üniversiteyi bitirmiş, açlıktan ölüyor. Millet bunu söylemiyor. Söylesin bunu. AK Parti MHP ittifakı ile ilgili neler söylersin? Valla siyasete fazla aklım ermiyor. Her şeyde karışamıyorum. Çünkü herkes farklı yorum yapıyor. Onun için sizin Allah hayırlısını versin. Ne diyelim işte. Tabii, görüşünüz var mı? Tabii ki. Yani bu ittifakı destekliyor musunuz? Türkiye ittifakın ne olduğunu biliyor musunuz? Fazla bilgim yok. Bir de Türkiye'nin manfaatı varsa olsun kardeşim. Bunu temennimiz yani. Yani her şey Türkiye'nin iyiliği için olsun. Yani memleketimize bir huzur gelsin. Derdimiz o. Birlik beraberlik varsa ben de varım. Tabii ki, tabii ki. Tabii ki. Eyvallah abi, teşekkürler. Hadi kolay gelsin. AK Parti MHP ittifakı ile ilgili neler söylersiniz? Milli bir ittifak olması gereken de doğru bir ittifak olduğuna inanıyorum. Destekliyoruz. Ülkemiz için hayırlı olur mu? Hayırlı olur. En güzel hayırlı olacağına inanıyorum. Peki önümüzde seçimler olacak. Bu seçimleri bu ittifak ne yönde etkiler? Seçimlerde yani bu iktidar başkanlık sisteminde yeni bir geçiş dönemi oluyor. Bu yeni sistemde en iyi geçiş döneminde bu ittifakla olacağına inanıyorum. Çağrım var mı peki? Yani bu ittifakın desteklenmesi, ülkenin dış ve iç düşmanlara karşı birlikte olunmasını istiyorum. Çok teşekkürler abiciğim, eyvallah. Valla hiç tasvip etmediğim bir şey. Neden? MHP milliyetçi çizgisini bırakacak, ümmetçi çizgiye geçecek. Hiç istemediğim bir şey. Ben MHP'liyim. O yüzden pek taraftar değilim. Yani. Desteklemiyorum. Desteklemiyorum, yok. Peki önümüzdeki seçimlerde bu ittifak nasıl bir rol oynar? Önümüzdeki seçimlerde MHP'nin oyu düşer. Ama İYİ Parti ne yapar zaman gösterecek. Tek şeyimiz o. Aha, AK Parti oyunu korur mu? Doğudaki duruma bağlı. Doğu insanı çünkü biraz daha tutucu, daha şey, pek milliyetçi kesme iyi bakmayan bir yönü var. Yani iyi bakmayan yönü var derken o şekilde düşünme. Şey olarak yani biz ümmetçiyiz düşüncesi içerisinde Doğu. Ama bu taraf daha farklı. Ya onun için pek ılımlı bakmıyorum ben. Çok teşekkürler. Sağ olun. Merhabalar. AK Parti MHP ittifakı ile ilgili neler söylersin abiciğim? Vallahi süper diyorum. Süper. Bu kadar olur. Öbürleri de akıllansınlar da. Tek kelimeli mükemmel mi diyorsun abi? Mükemmel diyorum. Peki bu mükemmel kelimesini nasıl açabilirsin bize? Nasıl neden? Açarım. Burada devlet var. Milliyetçilik var. Efendim vatandaş bunu görüyor, biliyor. O açıdan Allah hepimizin yardımcısı olsun. Eğer onlar olmazsa şu memleket gittiği gündür. Ben siyasetçiyim, politikacıyım. Belediye başkan adayıydım. Efendim bunu gençler siz göremezsiniz. Mikrofon uzatıyorsun da bir sorun, bazı şeyler sorsam sana bilemezsin şimdi. Evet. Şöyle 38'den sonra 2017'ye kadar bir gel de gör. Kolay gelsin. Nasıl mesela? Burada ne anlatmak istediniz? Yani şimdi efendim bak, konu derin. Girersek burada... Anne uyardı. 24, anne çekiyor seni böyle kenardan. 24 saat şey yaparsın. Peki son olarak şunu soralım o zaman. Sizi yakalamışken politikacı bir abimiz. Bu ittifak önümüzdeki günlerde yapılacak seçimlerde nasıl rol oynar? Efendim
Eğer bunlar ittifak yapmazlarsa Türkiye elden gider. Senin kaç yaşındasın sen? 28. 28. Ben 74 yaşındayım. Maşallah var abi. 25, hayır 25 tane seçim yaşadım. 25 evet. Tane. En aşağı 9, 10, 11, 12 tane de Cumhurbaşkanlığı ver. Onun için Allah yar ve yardımcınız olsun sizin, bizim değil. Ben artık, benim mezar hazır. Ya estağfurullah. Hayır, öyle şeyler konuşmuyorum. Yok yok, konuşmayalım. Güzel şeyler konuşuyoruz. Güzel konuşuyoruz. Ya tabii ki ölüm var ama. Bak. Gözlerim gülüyor sen, ne kadar güzel ya. Hayır evladım. Gözlerimi annem de gülüyor. Gözlerimi boş ver sen. Şimdi önemli olan nedir biliyor musun? Nedir abi? Devletin yerinde olması. Gemi su alıyorsa hepimiz yandık. Sıkıntı var demektir. Evet, sıkıntı var. Gibi yok yavrum. Allah devletimize. Şimdi sen dışarıya çıktın mı? Çıkmışsındır. Cenab-ı evet. Allah devletimize. Dışarıya çık, memleketimizin güzelliğini anlarsın. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Noktaya koydum diyorsun abi yani. O kadar basit yani. Eyvallah. Çok teşekkürler. Söz Milleti'nde vatandaşlarımıza bugün AK Parti MHP ittifakını sorduk. Halkımızın görüşleri de bu şekildeydi.